Peygamber Efendimiz'in bu abdaize buyruğu. Ümmetime söyleyin, geçmiş zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre hazırlansınlar. Öz. Müminin kayıp malı, Müslümin değil. Hikmetle ne alakası var? Yalnız Allah var demek geçerli mi? Değil tabii. İslam'a giriş. İslam'a giriş. Fıtratımızda var buyurdu Peygamber Efendimiz. Bütün insanlar İslam fıtratı üzere dünyaya gelirler. Terbiyecisiyse onu öyle yapar. Evet. Katlaşmayalım. Senin Allah'ın ayrı, Hristiyan'ın Allah'ın ayrı, beni İsrail'in Allah'ın ayrı değil. Hem ayırt etmeyin diyor Hazreti Allah. Öyle buyuruyor. Ayırt etmeyin. Onlar benim kulumdur, Resulümdür, elçimdir, peygamberimdir. Onların kitapları da koru Habibim diye emrediyor Hazreti Allah. Hemen ayıflanmış. Hadi şükür Allah'a. Ve şimdi ayet. Onların kitapları da koru buyuruyor Hazreti Allah. İmanın şartı. Altı şart. İslam'da şart yok. İmanda var şart. Efendi. Bunu görsünüzü gele gele karşılığın. Bir ulema, İslam'da beş şart var diyorsa, yok, otur. Burayı ters öğretmiş aslında. İslam, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar tek bir ihsan etmişler, İslam. Allah var diye Müslüman, Allah var diye şekilde yaratılmıştır beni yani. Bu tarafında var buyurdu Peygamber Efendimiz. Nedir bu İslam, Allah var diyor. Ama maalesef, İlmi sadırın dışına çıkanlar ne hale getirdiler? Ne hale getirdiler? Hazreti Mevlana zamanın büyük müderrisiydi. Şems-i Tebrizi ne oluyor? Çok ilginç. Evet, biz ilmi isteyen oluruz. Biz Adem'e eşyanın ismini öğrettik. Evet. Melaike bilemedi ama Adem bildi. Tabii. Dikkat edin. Melaikeden üstünsünüz. Yaratılışın sırrı sizlersiniz. Ben Adem. Başka ilah aramayın. Allah'tan başka ilah yok. Amentü'yü nereden çıkarmıyor? Kur'an'ın özü. Kur'an-ı Azimüşşan'ın özü. Altı şart. İmam Maturidi Hazretleri, İmam Hasan-ı El-Eş'ari Hazretleri. Çünkü iki itikatta imamımız vardır. Maturidi, Eş'ari diye. Hanefi mezhebinden Maturidi mezhebi. Maturidi dediler. İkisi de itikatta imamımız iki imam var. Reddedilmez ikisi de. İyi anlayın. Kur'an-ı Azimüşşan'dan ahkam çıkarıp imanın esasını bize bildiren adam.
bizler Hanefi mezhebi olanlar maturidiyizler. Âmentü billahi ve melâketi ve kütübü ve resulî. Kur'an özü de zaten başka bir şey değil ki. Ve kütübü ve resulî. Vel yûmû yâhirû ve bilgader hayrihi ve şerîh. Minallâhu teâlâ vel vâsul vâdel mevt hakkın eşhedan la ilâhe illallah ve eşhedan la ilâhe illallah. Peki kim dedi sana peygamberler birbirine ayırt et diye? Kim söyledi onlara hakaret et diye? Allah korusun. Kim söyledi onların dinine, imanına küfret diye? Kapıdan geçen it demiş, affedersiniz. Teşvirt hata olmaz da. Geldim önleyimiz it. Peki. Uyuyoruz. Sen ayrı mı yarattın demişler sana Yusuf? Senin Allah'ın hayrı, onun Allah'ın hayrı mı? Haşa. Sen bariz şekilde Bismillahirrahmanirrahim biliyorsun. Âmenâ Resûlü bimâ üzeyleyhi min Rabbi vel'alem. Kullun âmenâ billâhi ve melâketi ve kütübü ve Resûlü. Lâni ferrugu beynâ hadim ve Resûlü. Ve gâli semînâ ve ta'nâ kufvânı ki Rabbina ve eleyke el masûlü. Ahlâ'yı biliyorsun. Âmenâ Resûlü. Eskiden büyük hoca efendilerimiz Âmenâ Resûlü okumadan yatmayın. İmanınızı tazeleyin. İman bu. Allah'ın gönderdiği peygamber, Allah'ın gönderdiği kabul etti, riayet ettiler. Müminler de riayet. Ayırt etmez onlar kitapları. Peygamberler günü ayırt etmezler. Kur'an'da var şimdi. Evet. Biraz aldığımız tedrisata göre belki kalbimize gidecek. Şimdi kadar kimse bağırmadı. Hazreti Mevlana, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Seyyid Ahmet Ekebir Ruhay Hazretleri. Ne kadar evliya gelmişse başka türlü demediler. Aynısı. Peygamber Efendilerimiz başka türlü demediler. Allah'ın ayırt etmesi yok. Şundan üstü. Ama herkes kendine kol veriyor. Biz olmasaydık alem yaratılmayacağız diyorlar. Kimse güzel. İlah mısın? Hayır. Sen rüşvet verdin de ümmet-i Muhammed oldun. Kimsin? Allah-u Teala Hazretleri ayırt ediyor mu insanlar? Ve bu emr-i ilahi Kur'an'ın her tarafından olur. Bütün her kitabı. Hemen daha girişimize Kur'an işte. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alem helal olmasın ya. Terbiyeciyim diyor ben. Onların terbiyesi bütün alemde. Sadece filan canım değil. Yani şunu hissediyorum ve görüyorum ki Konyalılar sizin işiniz zor bunu anlatmak Konya'da. Ama Allah rızası için anlatın. Allah aşkına. Bu imanı anlatın. İşte Elif, La, Mim, Zalike, Kitab-ı Aleyh ve Fî. Hüden ve Muttakîne lezîne yu'nâ bilgâyi ve yu'nâ salâta ve mâzıklâ minnûl. Şimdi her taraf buna hayır. Evet. Sıhhatinden şöyle deniyor o kitap. Hazreti Kur'an. Müttakiler için yol göstericidir, hidayet kaynağıdır. O müttakiler ki gaybe iman ederler. Gaybe. Neydi gaybe?
آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الله تعالى والواصل بعد الموت. Bizler için hakkında şeyden la ilahe illallah ve şeyden Allah'ın yaptı ve Resulü. İsa ruhullah, Musa kelimullah diye kafir gavur mu? Kim dedi? Hey Allah'tan kork. Efendim şöyle zulmediyorsa Allah'ın efendim cihat ayetleri var. Ona göre öldür onu. O hakkı selahiyeti vermiş sana. Ama hiçbir şey yok. Herkese kafir yavru bir hakkı yok. Bütün ümmeti Muhammed gelecek cennete öyle de hikayeler uyduruyorlar. Neler, neler efendi? Veysel Karani Hazretleri'nin 32 dişini çektiği gibi hani. Kendimi biliyorum. Hiç utanmıyor mu konu anlatıyor. Hiç bir sıkılma yok. Bir beşeri nasıl yanlış yapıyorsunuz? Veysel Kanal Hazretleri gelmiş de. Aylarca yol teperek. Yemen illerinde. Gelmiş de. Yaya yapıldık zaten. Yok resim. Anasından izin almış. Anasının izinine bulunur. Peygamber Efendimiz'e buyurdular. Bana aşk kokusu geliyor Yemenlilerinden. Bana arkadaş işte, şeylerden gelirken ashabıyla çekermiş. Bana Yemenlilerin aşk kokusu geliyor. Kim o aşk ya Resulallah? Seni niçin görmek için Yemenli? Bir anası vardır o da. Hizmeti de. Onu bırakıp gelemez. İşte hırkasını emanet etti. Hırkasını hediye gönderdi. Tarih bak ha, o çocuk hikaye değil bunlar. Hala İstanbul'da mevcut işte. Üveys el-Karani. Üveys el-Karani değil. Üveys el-Karani. Baymalı işte. Allah şefaatlerine ayrılsın. Efendi, fakir üveysi olduğum için sizler de üveysi sayılırsınız. Üveysilik de Peygamber Efendimiz tarafından terbiye edildi bu hafta ayrıca. Evet. Bilmiyorum kitaplara yazdı mı bunu. Belki yoktur da. Neyse anlatacağım inşallah. Gelmiş Peygamber Efendimiz aşırından. Gelmiş Hane-i Saadet'e. Sormuş demişler ki mescidiniz. Mescidde. İki adam, ay zaten bitişikti. Anam izin vermedi oraya gitmeme. Bak bak bak, şimdi bir hayata bak. Kimi kandırıyor onu? Akılsız, ahmak. Kendini kandırıyorsun. Yazanlara diyorum bunu, ters yazarım. Efendim anamdan izin almadığım için gidememiş de meşhur saatte. Aylarca yol gelecek de, 3 ay, 5 ay yol dökecek. 2 adımlıkıya da adam izin vermez diye gitmeyecek. İnsan tumaraya tadar deli diye. Ve hasretinden de 32 dişini çekmiş. Bakın nasıl yutturuyorlar insanlar. Ahmak mı sanıyorsunuz? Hani adamı. 32'yi çekmiş, oraya koymuş. Peygamber Efendimiz yanıyor, aman bana aşk bir şey geldi. İşte üveys geldi, seni bulamadı, anasına izin vermediği için gelemedim mescidi zaten. Bir dişte Peygamber Efendimiz çekiyor. Meyden çekerse. Oluyor 33, onu tesbih yapıyor. İşte 33 tesbih buradan. Yediniz mi? Allah şerlerinden korusun bunlar. İsa Aleyhisselam yerine tekrar getirecekler. Hocam ya. İsa Aleyhisselam geliyor. Ben gelmeyeceğim diyor ya. Bana öyle buyurup kaç kere söylüyor.
Kadıköy ne güzel söylüyor. Gelmeyeceğim. Ben ne yapayım geleyim? Öyle ya. Geldiğinde ne yaptın ki geldi? Tekrar geldiğinde ne yapacağım? Hele zamanı şimdiki zamanı gel, gelişin gel kaçan. Tövbe ya. Nasıl ilerleştiriyorlar insanları? Bir güç varmış. Yok canım. Peygamber Efendimiz'in bir güç yok. Hayır. Allah'ın güçlü insanı. Nazar-ı ilahi var. Tecellet-i ilahi var. Yani yanlış anlamayın. İşte veraset taşıyorum. Peygamber Efendimiz'in varisiyim. Allah kahretsin yanlış söylüyorsun. İmanım benim bu. Bana biat eden Peygamber Efendimiz'in biat edilmesini yerine getirir diyor. Hadi söyle, düzen basar, sen de söyle. İşte icadetlerin, sinse imaratı. Orada bir an atlatan yazıyor. İcadetler. Teşvir ediyorum dünyayı. Ve elhamdülillah, galibiyle çığ gibi büyüyor, büyüyecek. İşte Allah, bak Avrupa kıtasına getirdi. Buradan bağıracağız. Hak yok aramızda. Gel sen de gel. Senin peygamberin de bizim peygamberin. Benim peygamberim de senin peygamberin. Niye o ayrılık gösterenler Allah ceza verecek? Tecrübe dünyada ve ahirette de. Onun için Yunus ne diyor? 72 milleti bir gözle görmeyen. Halka müderris olsa kıtasidir. Gerçek kelam. Onun için duruyoruz. Dünyaya Allah bulak. Hatta Allah korusun. Üçüncü cihan harbi. Allah vermesin. Emin olun öyle hazırlandı ki dünya insanları öldürmek için. Kurulacaklar Allah korusun. Şimdi daha hala savunma sahip haçta geç kelime şehadet. Bunlar İslam'ın şartı mı diyeceksin? İslam'ın umumunu görürsen evet. Yalnız feldi şahsına hazır görüyorsan günaha giriyorsun. Savunma sahip haçta zekat kelime şehadet. Şeriat-ı Muhammed'in temel ibadetleri. Bunlar olmadı mı? İman değil. Şeriat-ı Muhammed'i de yaşıyorum da diyemezsin. Allah'a iman ediyorum da diyemezsin. Yalnız imanı burada Allah var diyelim Müslüman. Müslüman. Müslüm. Hiçbir Peygamber Efendimiz din getirmediler. Hepsi İslamiyet üzere geldiler. İslam'ı tebliğ eylediler. Ama insanlar bunu cehaletinden Musevi, İsevi, Harun'u, Davud'u, İlman, Alem'i falan ayırdı. Şeriatlar zamanlara da göre. İşte Hazreti Allah Kur'an-ı Zümcan'da öyle buyuruyor. Onları kabul edin de siz onların evliyasına evliya edilmeyin. Ne kadar açık değil mi? Siz onların evliyasını evliya edinmeyin. Çünkü onların kendilerinin evliyasıdır. O şeriata tabi olursun. Sen daha sonra gelen şeriata tabisin. Sen evliyana tabi olacaksın. Ne kadar açık. Bunu ne yapıyor bazı? İşkembeden ulema olanlar. İlmi sadır değil. İlmi sadır Peygamber Efendimiz'in başından ilimdir. Varislerinde de vardır. Her varisinde değil. İlmi sadır. İşte elan neşrahla kesalarak. Ve daha mankezü zekezlezi angıda zahre körfane aleke zikrek. İşak suresi. Evet. Hazreti Allah ne buyuruyor Peygamber Efendimiz'e? Bizim vahiyimiz geldiği zaman dillerini devreştirme Habibim, unutacağım diye. Biz onu senin sadrına yazıyoruz, unutmazsın. Bitti, ilmi sadır. Efendi,
Hangi peygamber efendimiz okuma yazma biliyordu biliyor musunuz? Allah'ın lütfü var, ilmi sanır. Biz Adem'e eşyanın ismini öğrettik. Melaike'ye sorduk bilemedi ama Adem bildi. Niye? İlmi sanır. Allemel esma denildi ben ya acaba. Onun için beni bende demeyin. Bende değilim. Bir ben var. Benden içerim. Dediği gibi biliyorsunuz. Yani bunu izahı mümkün değil. Biz Yusuf'a rüyanı tabir ettik. Ona hikmet verdik. Dilediğimize hikmet verdik. Ne bilsin Yusuf'a? Ülkene Yusuf Aleyhisselam. Mısır'a sultan ettin. Yedi semiz öküz, yedi zayıf öküzü, yedi zayıf öküzü de yedi semiz öküzü yedi. Hükümler başa çıkamadı bunu. Kahinleri topladı, hiçbirisi tabir edemediler. Hazreti Allah ne buyuruyor? Biz Yusuf'u unutturduk zindanda. Niye? İşte Allah kusurumuzu affetsin. Orada hatırlattık. Kaç tane yattı da yattı. Aman şeyde bir rüya tabircisi var dediler zindanda. Ama biz onu unuttuk diyor. Daha o zindanda mı hala yazık. Gençler rüyanın tabirini yaptı. 7 sene bolluk olacak, 7 sene kıtlık olacak. 7 sene bir arada kıtlık. Tertibesiniz alın, o zaman sen alacaksın bu tertibesini. Ve onu, işte o mana, Mısır'a sultan etti. Öyle Allah. Evet. Biliyorsunuz başaklarıyla beraber koydurdu ekini. Ayırt etmedi başakları. Başaklarıyla beraber istif ettirdi. Senelerce durur öyle bozulmaz. Başaklarıyla. 7 sene istif ettirdi. 7 sene sonra öyle bir kutluk oldu ki yer göğü çatladı. Kuraklıktan. Nil kesildi. Dünya oraya akın etti. Açtı ambarları. Evet. Biliyorsunuz. Bilmezsiniz. Allah şefaatlerine ayırsın. Onun için ilmi sadır efendi. Bu herkese de değil. Allah'ın ayrıca ihsan ettiği. Evet. Kayfi cali dediler. Ricali gayb. Ricali erkektir diyor. Peygamber Efendimiz. Hepsi ricalidir. Ricali gayb. Onun varisleri de ricali gaybdir. Peygamber Efendimiz ameliyat geçirdiler biliyorsunuz. Çocukken. 5 yaşında Halime annem süt annesinin yanında. İşte elan neşrah ve yasadırak. Evet. Biz senin göğsünü açmadık mı? Belin ülkenin yükselerini alıp atmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? İşte gayb-ı cahide aynen ameliyatı. Bunlar ben bundan birkaç evvelki Diyanet İşleri Reisi Mehmet Nuri Efendi'yle iyi görüşüyorduk. Allah razı olsun. Çok hürmet ediyordu fakire. İşte birinci şuraya beni şeref misafir olarak davet etmişti. Bu davetçede vazifelerimiz yazılıydı. Fikirlerimizi bir dosya yapıp heyete sunacaktık.
her gelen misafir. Dünyanın her tarafından ziyaretler oldu. Ayşe'nin gönlünü diye biraz da çekingenlik tabii. Sheraton Oteli'ni tutar. Sheraton Oteli Ankara'da. Eylevi'lerin. Yani çok tetikin oldu bu millet. İnşallah bundan sonra olmayacak. Bizim Diyanet İşleri Vakfı'nda öyle bir salon var ki orayı beş basar. Sonradan gördüm. 70. kuruluş yıllarında yine davetliydim. Baktım salon. Bayıldım Allah Allah. Böyle salonunuz varken neden Sheraton Oteli'ni tuttunuz? Belki anlatmışımdır. Yani otelin menfi programını yapmıyorum da. Kendilerine göre ayarlamışlar. Nasılsa çok güzel rengarenk mermerlerden döşenmiş yüz numaralar sıralayın. Aşağıda. Hoşuma gider tabii. Ne kadar ziynetli. İçine girip taharet musluğu yok. Bilmiyorum, gidelim şimdi. Taharet musluğu yok. Allah, aman yarabbi. Nasıl taharetleneceğiz burada? Sağa baktım, sola baktım, bir şey var mı yok mu, bir plaka gibi bir şey var. Ona basıyordum, altından gurul gurul su geliyor. Yani temizlemek için. Affedersiniz yani söylemek biraz zor. Artık elimi o giden suya soktum da taharetlendim. Dışarı çıktım abdest alacağım, iki kişi ışığından kaldıracak ki öyle ayağını yıkayacaksın. Yani bir İslami hizmet bakımından yapılmış bir şey değil. Yani ümmet-i Muhammed'e göre değil. Sonra zaten terk ettim orayı. Efendi, dosyanı çıkaramayacağız dediler. Bak ne acı gerçek. Anlatıyorum işte. Çekim de yapıyor, dinlesinler. Evet. Dosyanı çıkaramayacağız. Çok doğru, güzel yazmışsın ama zamanımız buna müsait değil. İnananlar söylüyor bunu. Size konuşma da vermeyeceğiz. Bizim tehlikeli görüyorlar beni. İşlerine gelmiyorum. Niye geldim ben buraya? Niye davet ettim beni? Allah razı olsun, ayağını sağlık. İnşallah istifade edeceğiz. Olur. Öğleyin terk ettim orayı. Evet. Konferans veriyorlar hatta. Bırak ben de vereyim mi konferans? Madem istedim dosya verdik. Niçin çekiniyorsun? İfliğin kızlara dökeceğiz değil mi? Herkesi kafir, gavur, gayrimüslim diye getirdin bizi bugüne. Düşman ettin dünyaya. Ondan sonra ağlıyoruz oturuyoruz. Filan diyarda iki gencimizi öldürdüler. Sen katil ülkesinin de işler var. Yani avukatını yapmıyoruz biz senin. Allah elimizden almasın. Şeriat-ı Muhammediyet var. En son gelen, en son gelen. Bir daha o şey gelmeyecek şeriat. Ona tabiiz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah izinden ayırmasın. Musa Aleyhisselam'a niye hakaret ediyorsun? İsa Aleyhisselam'a niye tabi olanlara niye hakaret ediyorsun? Sen Kur'an okumuyor musun? Oralar ıska mı geçiyorsun yoksa? Kendim okuyorum ama bilmiyorum ki, bilmiyorum ki. Bilmediğin ne okuyor mu? Öğrenmek için okuyorsan oku. Namaz surelerini oku ezberle.
Ama bilmiyorum. Bir açta Allah'tan gelen önerdi böyle diye okuyorsun güzel. Hürmet gösteriyorsun. Allah her adımı daha sevabı ihsan etsin. Allah için sevişmek değil mi bu? Başka bir şey mi? Yüzlerce, binlerce kilometre yerden gelin. Allah razı olsun diye. Olmaz mı Allah razı ya, başka bir kasıt mı var? Yok. Allah adını uzarsın. İman edin. Peygamber Efendimiz'i birbirinden ayırt etmeyenlerin Allah adını artırsın. Kitapları da ayırt etmeden Kur'an-ı Azimşan'ın ahkamını yaşayacak kişilerin Allah adını artırsın. İman, ementü billahi ve melaketihi ve kütübihi ve rasulihi vel yevmul ahiri vel kader hayrihi ve şerrihi minallahu teala vel ba'dül ba'del mevt. Hakkın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü bizler için. Musa aleyhisselam'a tabi olanlar kafir gavu kayyum Müslüman. Yok kayyum. Kim dedi sana? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Hak peygamber mi hak? Kitabı hak mı hak? Neden bahsediyorsun o zaman? O zaman yaşanmış. Geri almıyor Aziz Allah. Ben bunu yazdım, kitap benim kafana yazdım. Bir şeriat kendine diğer şeriat iptal olmaz. Ama müşavire heyeti kitapları teşvik etmiş, olur demişler. Üç kabahat bulmuşlar kitaplarında. Birine emvare diyorum, nefsi emvare. Emmareymiş çift meyle. Allah razı olsun diyorum, onu düzeltmişler. Ama gidemeyen emvare derim. Madem öyle olmuşum. Anlıyorsunuz değil mi emvare deyince? Mesela yok. Emmareymiş, o güzel. Bir de Peygamber Efendimiz'in 1995 senesinde Mekke-i Mükerreme'deyim. Allah şimdi ihsan ettim çok çok. Rabbim ihsan etti. Mücavir kaldım. Efendim. Vazifeli gittim. Rabbim ihsan etti. Hatta şoförüydüm oranın. Şoför olarak gittim. Efendim. Sağol sağol kerim. Çok esprilerim var Bursa'da. Zamanımız müsait değil, anlatamam. Efendim. Evet, 95 senesinde. Mekke-i Mükerreme'de. Beytullah'a yakın otelde yatıyorum. Rahmetli hanımım da var. Peygamber Efendimiz sabah namazdan sonra hali yakazaki açık hemen. Bu fakire hitabını anlatıyorum. Ümmetime söyleyin. Emir bu, emri bir olay. Ümmetime söyleyin. Geçmiş zamana göre değil. Yaşayacakları zamana göre hazırlansınlar. Yaşayacakları zamanı göre hazırlansınlar. Efendi, çok düşündüm bunu. Tebliğ ettim değil mi? Elhamdülillah. Yoksa ben kimdeyim? Yani kıpta etmeyin 100 sene, 200 sene, 300 sene, 500 sene evveline. Bugün yaşayacaksın. Evet, Atatürk'ün de bugün vergiz bir sözü var. Yerinde duran geri kalmıştır.
büyük söz. Yerinde duran, işte Allah konuştuğu şey duruyor, geri kalmıştır. Günü gününe eşi olan ziyandadır buyurdu Peygamber Efendimiz. Bir günü eşi olan ziyandadır, Allah korusun. Onun için efendi, bugünü yaşayacaksın, Allah'ın emri neyse onu yaşayacaksın. Peygamberi birbirinden ayırt etmeyin buyuruyor Hazretullah. Ama şerefe yükümlü olduğun peygamberin yüzüne gireceksin. Evvelki gelen şeriatları kabul edeceksin. Ama evliya edinmeyeceksin onların evliyasını. Kendi şeriatına yetişip evliyaya tabi olacaksın. İşte bu. Ayrılık bu. Değil ki bu. Çünkü onların evliyasına tabi olursan onlar da olsun. O şeriata tabi olursun. Kendi şeriatından yetişip evliyaya tabi olacaksın. Efendim dosyalara iltifat etmeyin Allah aşkına. Dosya kelimesi evliyatın karşısında değil, evliyanın. Alâ inne evliyâ ve zâhâfın aleyhim ve zâhâfın yâhsının evliyâ ve korkuyordur, onlar üzülmeyecekler dediler. Çünkü onlar takva ehli kullarındır. Takva. Allah şahitlik yapıyor. Onlar takva ehlidir. Peygamber Efendimiz'in, peygamberlerimizin varisidir onlar. Onlar olmadığı, peygamber olmadığı zaman onlar peygamberlerin efendim tebliğini yerine getirirler. Ben çekinmeden anlatıyorum. Ben gurur kibir ucub nedir bilmem. Efendim bir ekmek isteyecek şiddetim yok benim. Allah almasın o elimden. Acımdan geberirim de şunu ver diyemem ki. Onun için sanatkar oldum ben, zengin anam babanın evladıyım. Eskiden hamam işleten adam parmağıyla gösterilirdi. Tarihi hamamlar işletiyor. 30 yıl hamam işlettik. Tek evlatlarıyım, onun evladıyım, erkek evladıyım. Üzerime titriyorlar. Marangoz, nasıl marangoz oluyorsun? El sanatı. Makine yok mu, ne yok o zamanlar? Dev sanatı. Derlerdi. İşte benim çocukluktan beri bakarım. Allah almasın elimden. Hani şeyhinizi tanıyorsunuz da iyi tanıyın diye söylüyorum. Bilmem davranı var adıdan. Evet. Peygamber Efendimiz'in verasetini taşıyorum. Evet. Bana biat edenler, Peygamber Efendimiz'e biat etti, vecibesini yerine getiriyor. Allah mahrum etmeyecek inşallah. Onu anlatıyorum. Ve imanın esasını anlatıyorum. Ya İmam Mazhuri Hazretleri, İmam Hasan-ı El-Eşari Hazretleri, itikatta iki imamımız var, Mazhuri Eşari diye, Hanefi mezhebinden bizler Maturidiyiz. Bunlar Kur'an'ın özünü itikatta çıkarmışlar. İman nedir? Kur'an-ı Azimşan'ın özünü almışlar. Ve imam olarak kabul edilmiş itikatta imamımız, İmam Maturidi Hazretleri İmam-ı Hasan-ı El-Eşari Hazretleri. Amelde imamlarımız ayrıdır biliyorsunuz. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, İmam-ı hangisine tabi olursanız size hakikaten gidiyor. Sonra imamı durdurdular, hata ettiler. Fitne oluyor diye. Fitneyi işte bunlar yaptılar. Durduranlar. Ramazan'a göre iştihat var mı? Yok. Ha şimdi şu kadar yoldan geldiniz, seferi misiniz? Allah'ın kanununa göre hayır. Ama onların verdiği şeye göre, izaha göre İstanbul'un içine bile ortasına doğru gittiğin zaman seferi oluyorsun. 90 kilometre.
Hayır, kafanızı karıştırmayın, ben iştahat etmiyorum. Ama bilin, anlatıyorum. Üç gün efendim, üç gün yol gidecek. Geceli gündüzü. Üç gün. Biletli biletsiz. Üç gün yol gidecek. Hesap etmişiz, bir insanın kaç kilometre yeri, 30 kilometre. 90 kilometre bir sefer gidemiş. 90 kilometre yol kat edecek bir insan, daha binalar çıktıktan sonra, bu köyün olduğu yerin, binadan çıktıktan sonra sefer yok mu uygulanır. Öyle mi? Ama işte bugüne iştahat değil. Şimdi hacca gidiyorsun, hadi işine kurtuşuyor, sefer miyim değil miyim ben? 2,5 saatte ciddiye varıyorum. Üç günlük yol nerede? Hayır, fikir olarak söylüyorum da, sakın ufetme olarak kabul etmeyin. Başımı çıkarırsınız. Hocalar sana hüküm edersen kimsin de fetva veriyor diye. Evet. Mihir mühendisler mühendisler biliyorsunuz. Nikah kıymak için. Vekaletle saptanıyorsun. Allah'ın kanunu bu. İşte böyle. İçtihadın her devirde ortaya çıkarılan yorumlanmış din tablosuna şeriat ve diyanet denir. Bu tablo çizilmedi efendim, çizilmiyor. Nereye bahane almak müphem. Ne yapıyorsunuz? Nedir bu işin? Kim yapacak bu işi? Hayır, hep anlıyorsunuz da hocaefendiler daha iyi anlar ne demek istediğimi. Bugün nisabı doğruysa anlatamıyorum nisab. Kim be efendim? Malın zekatını vermek lazım. Ne kadar vermek lazım? Nisabı nasıl girecek? Onun için her devirde içtihat yapılacak. İşte Peygamber Efendimiz'in buyurduğu, ümmetime söyleyin geçmiş zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre hazırlansınlar. Evet. Kalbilere verilen emir bu. Emri Peygamber'e. Allah izniyle ayırmasın. Amin. Bizler Muhammediyiz. Muhammediyiz demek başka şeriatlara küfretmek değil. Allah bir daha bu cehaleti sokmasın içine. Ümmet-i Muhammed'i bundan beri kılsın. Bütün ümmetler. İşte galibler bunu haykıracağız. Bakın Hazreti Allah onun için getirdi bizi Avrupa kıtasına. Ya üç ay gibi kısa bir zamanda koca ses yaptı kesin. Eğer şaşırmayan varsa aşk olsun derim. Ben şaşırıyorum yaptırdığım halde. Allah'ın yolu ihsanı değil mi? Hem de uğraşarak, mühürleyerek, günlerini yaparak, yıkacağı günlerini diyerek. Alkışlarak değil. Sonra görünmedik bir inşaat. Yani karşı gelmekten yaşar. Biz vazgeçimizi yapıyoruz. Yarış Allah'a kalmış. İnşaatçıyım çekecek yetişme. Her konunun altında aşağıya şey attık. Beton, demirli beton attık. Ve şeyden toprak seviyesinden belki bir metre aşağı. Kazıklar çaktık. Beton, demirli. Yani inen yukarıdan aşağı, kolon aşağıya da gidiyor. Her tarafı böyle yaptık. Bakın, daha duvar ördük. Hem duvar, laf değil. Ona da sırtını dayadık, tekrar kazıklı beton attık.
Allah saklasın. Allah'ın gazabına güç yeter mi? Yetmez. Rabbim biz vazifemizi yaptık, kendisi ona baksın. Evet. Allah her tarafa ihsan etsin inşallah. Amin. Nasıl yürüyor abi şeyler? İyi geliyor. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah mizanı da koysun. Ya. Evet. Hak veren insanlara ihtiyaç var. Çalışalım. Allah için zevkle çalışalım. Laf laf yenir gelmiş yürümüyor. Biraz da kesenin ağzını açalım. Allah için vermekti. Kim için vereceksin? Nereye acıyız yani lan? Hoca Eramet'in dedi, Allah'ın dediği gibi eşya istemişler de eşya kulağına bir şey demiş. Ya falan demiş. Ne hoca ne eşya ne konuşuyor mu? Evet. Ne diyorsun sen istiyorlar dedim de ne diyor biliyor musun demiş. Vallahi istersen ver. Hem ben de dua eder hem de sana söyler. Ya bilmem ne yapıyorum eşya dedi. Adettir bu. Vallahi sen bilin demiş. Hem beni düverler bir de sana şüverler. Onun için Allah için harcamayı bil. Allah için vermeyi bil. Allah'ın kılını kolay değil öyle yapmak. Çok ferah. Çok samimiyet istiyor. Allah'ı bilmenin kelime oyunu değil. Ben Allah'ı biliyorum. Aynası iç için. Daha baba kılmaz. O da eserinde görülür. Var mı eserinde? Ben Halef Tekir Karşı'nı yaratladım. Halef orada. Hadi buyur. Eskiden metre yoktu biliyorsunuz. Halevi vardı. Halevi. Halef ölçüsü vardı. 68 santim. Halevi derler ona. Bir Halep. Halevi ölçü yani. Halep Şam işte bize yakın. Size yakın. Zaten kazağınız gibi bir yer. Vilayetimiz gibi. Evet, 60 kilometre. Doğru. Ha? Doğru. Bizim vilayetimiz de doğru. Tabii. Evet Halevi derler. Ölçü. 68 sandım. Evet. Onun için laflar yürütmeyeceğiz, icraatımızla zevk alacağız. Tavsiye. İhtiyaç şeyiniz iyi dinleyin. İstifade edin yavrum. Etmeyenleri de teşvik edin. Bizim anayasamız nedir o? Allah'ın kanunları. Neymiş? Ehli kitaba düzeltmeyin. Yanlış yapıyorsa Allah cihada emrediyor. Öldür onu. Gebert. Acı söylüyorum. Gebert. Vatanına göz dikiyorsun. Namusun iflesine göz dikiyorsun. Bir sebep olsun. Ama sen niçin beni İsrail'lesin, niçin beni Nasrallah'ın diye öldürürsen hesabını göremezsin. Bütün insanlar öldürmüş gibi ceza göreceksin. Niye hakaret ediyorsun? Kabul etmiyor musun o peygamberleri? Kabul etmiyor musun o kitapları? Etmiyorsan imansızsın. Amentü billahi ve melâketü ve kütübü ve Resulü işte. Amene Resulü bir mazizeyeyim Rabbi ve mu'nun kürün amene billahi ve melâketü ve kütübü ve Resulü lâni ve ruhu ve ahadır. Bir Resulü ve gâli semînâ ve ta'nâ ve Kur'an-ı Kerâmbenâ ve eleyk elmaz. Neden davamı çalıyorsun efendi? Neden bahsediyorsun? Ayırt etmeyin kitapları. Peygamberler ayırt etmeyin. Onların Resulümdür, kulumdur, elçimdir. Niye ayırt ediyorsun? Ha şeriatı ve yükümlü olduğun peygamberin izine gideceksin. Allah elimizden almasın. Bizler Muhammediyiz. Ahir zaman peygamberin. Başka peygamber gelmeyiz. Allah ayırmasın. Kitabımız Hazreti Kur'an.
İncil'e hakaret etmek hakkında yormuyor sana. Tevrat'a, Zebur'a, Yusuf'a. Hepsini kabul edeceksin. Kabul ettiğin gibi onları koru Habibim diyor Hazretleri. Onları koru, kitapları koru. Sen kimsin de böyle hakaret ediyorsun? Efendim işte galibiyle anlatıyorum Allah aşkına. Bizim başka bir şeyimiz yok. Dünya buna muhtaç. İşte Allah mükafat olarak bak merkezine getirdi. Hakkında ayet hadis olan Konstantin elbette fethi olacaktır. Onun fethinde asker ne güzel askerdir, kumandan ne güzel kumandandır. Şimdi siz de fethettiniz. Manevi fethi. Allah razı olsun yüzyılda. Allah'ın lütfü insanı. Niye? Buradan seslenin Avrupa'ya artık. Yaklaştırmış. Var mı şöyle bir dergah bir yerde? Gösterebilir misin? Allah'ın lütfü insan değil de nedir? Allah sebeplerinden razı olsun. Bariz görünmüyor mu? İnşallah daha çok Allah ölürse yapacağız. Ben olursam ya yapacaksınız. Önümüz açık. Ne mi lazım bir? Yok yok. Evet. Öyle geldi. Sulh-ı Aleyh aslı bu. 72 milleti bir gözle yormayan, halka müderris olsa kıttı asidir diyen Yunus manasız mı sanırım şimdi? İşin aslı bu. Peygamber Efendimiz başka türlü getirmediler ki. Hiçbir Peygamber Efendimiz din getirmediler. Hepsi din İslam üzere geldiler. Adem Aleyhisselam da din İslam üzere geldi. Ama şeriatlar zamana göre değişiklik arz eder. Taş devri, tuş devri, hidrojen devri, demir devri, işte getirdik. Atom devri, getirdik. Onu yaşıyoruz. Ya ilahe illallah, bizler Muhammed'e Resulullah. İsa ruhullah diyene niye kafir ediyorsun? Musa kelimullah diyene niye kafir ediyorsun? Yani şöyle olaylar oldu. Olay olmaz mı? Peygamber Efendimiz az mı çekti? İmansızlardan. Biliyorsunuz Hicret Emri niye geldi? Peygamber Efendimiz'i öldüreceklerdi. Yatağını Hazreti Ali Kerim olarak Efendimiz yatağında hicret ettiler. Ya bu Bekir Sıkkı'nın Efendimiz. Efendim uyuyor musun? Allah şerlerinden korusun. Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz'den sonra Beytullah'a geldi, namaz kılmadı. Ne işkenceler yaptılar? Hala hacca gidenler görürler. Mekke-i Mükerreme'deki katılığı, Medine-i Mükerreme'deki insancıl olayları. Eğer görmüyorsa iyi olsun derim. Hala öyle. Ameliyat saçıyor. Ansar muhacirin. Evet. Ben zevkle seyrettim. Ağlayarak seyrettim. Yani Allah riyadan korusun. O sayısını bilmiyorum gibi söyleyeyim. Bir zamanlar not alıyordum. Artık o sandığım not almaktan. Vazgeçtim. Allah size hadisane. Niye? Bir hadis okudum. Size kim olduğu için anlatıyorum. Siz de aynı zevk alın. Kulum bana iman eder. Peygamberime iman eder. Kitabımı kabul eder. 3 senede bir benim beytimi ziyaret etmezse mahrumdur, mahrumdur, mahrumdur. Bir hadis. Ben çileden çıktım bunu okuyunca. Tuyan ettim. Kabul etmiyorum dedim. Eğer 3 seneye geçirirsen daha, senden daha başlayayım.
Ne üstüne söyleyeyim, bilmiyorum artık. Artık eskiden de yerimden uğraşamıyorum, Allah kusura bakmasın. Evet. İyi anlayın. Evet. Allah rızası muvaffak kılsın. Rabbim günlerden razı olsun. Ayağınızı sağlık. Evet. Kadirinizi, kıymetinizi bilin galibiler. Biz ayırt etmiyoruz. Allah'ın buyruğunu yaşıyoruz. Âmentü billahi ve melâketi ve kütübü ve rasûlî. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teâlâ vel vâzıl bâdel mevd. Hakkın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve rasûlü. Allah'ın varlığına iman ediyoruz. Bütün melekelerine iman ediyoruz Allah'ın bildirdiği. Bütün kitaplarını kabul ediyoruz, iman ediyoruz. Bütün peygamber efendilerimizi kabul ediyoruz, iman ediyoruz. Hayrın şerrin Allah'tan olduğuna iman ediyoruz. Kazanın kaderin Allah'tan olduğuna inanıyoruz. Öldükten sonra da dirileceğimize iman ediyoruz. İmanımıza verdiğimiz elhamdülillah. İman. Altı şart. İslam'ın değil, imanın şartı. İslam'da şart yok. Allah var diye Müslüman. Neden çıkardılar İslam? Sağolun sana sasiket kelime şartı. Onlar şeriat-ı Muhammedi'nin temel ibadetleri. İslam'ın şartı var diye cehlini ilan ediyor. İslam senin tekerinde değil ki Adem'in Aleyhisselam'ın dinindeydi İslam. Allah var diyor Müslüman fıtratında var diyor Peygamber Efendimiz. Fıtratlı insanlar dünyaya gelir. Allah var diyecek şekilde müsait yaratılmıştır. İyi İslam. Sen de ama dedim. Yazacağım tabii bunu. İşin anayasasını anlamadan geri teferruattan ne gerek var? Biz herkese erdik tabi kafir yahu gayrimüslim diyoruz. İşine gelmez açma kapını. Mamı yapma. Hakka tecavüz ediyorsa Allah'ın emri var. Cihad emri. Öldür onu. Ama eşlikten sonra kafir yavrudur değil mi canım? Evet. Hele Antepler için bu çok zor değil mi? Çünkü mücahitsiniz siz. Tarihi mücahitler. Allah razı olsun. Cihadınız makbul inşallah. Yani. Bunun için bu esası unutmayacağız. Olaylara göre değer vermeye kalkışmayacağız. Allah'ın buyruğunu hiç hatırından çıkarmayacağız. Onun için kitaplarımızı mutlaka okuyun sık sık. Evlerinizde bulundurun. Hatta bir yere hediye götürecekseniz kitabı getirin dedi. En güzel dedi. Evlenen çiftlere bir kitap hediye edin. Komple. Lillahi'l-Fatiha.